türlerinden bahsedelim arkadaşlarım. Birincisi yanma tepkimeleri. Biliyorsunuz yanmanın olabilmesi için mutlaka oksijen gazı kullanmamız gerekiyor. Bir maddenin oksijenle gerçekleştirdiği tepkimeye yanma, oksitlenme denir. Yanma olayının gerçekleşebilmesi için mutlaka ve mutlaka yanıcı bir maddeye ihtiyacım var. Havaya ihtiyacım yani oksijene ihtiyacım var ve tutuşma sıcaklığına ihtiyacım var. Bakınız, burada yine metan gazının yanma tepkimesini gösteriyorum. Metanın yanması oldukça hızlıdır. O yüzden biz böyle yanmalara hızlı yanma deriz. Fakat mesela demirin paslanması arkadaşlarım düşünelim. Demirin paslanması da yine havadaki oksijen gazı ile gerçekleşir. Bizim bildiğimiz yanmalardan tabii ki birazcık daha farklı. Demir oksijenle yani hava ile temasa girdiği zaman ne yapar? Paslanır. Dolayısıyla demirin oksijenle olan tepkimesi yavaş yanmaya örnektir. Çünkü birdenbire bir metanın yanması gibi gerçekleşmez. Bakınız CH4 oksijen, karbondioksit, su, ısı, egzotermik bir olay. Çünkü bakınız Q ürünlerde ısı ürünlerde ifade edildi. Bu hızlı yanmaya örnektir. E, fakat demir oksijenle e, bu eksi 2 burası artı 3. Daha önceki derslerimde bahsetmiştim. Demir 3 oksit oluşturuyor. Çünkü biliyorsunuz demir bir geçiş metali ve birden fazla değerlik alıyor. Bunu burada vurguluyorduk. Dolayısıyla yine egzotermik bir olaydır. Isıyı ürünler tarafında ifade ettim ve yavaş yanma. Bakınız bu gaz, gaz gaz ve gaz. Dolayısıyla bütün fiziksel haller aynı olduğu için biz böyle tepkimelere homojen tepkimeler deriz. Bakınız katı, gaz ve katı. Farklı fiziksel haller varsa biz böyle tepkimelere de heterojen tepkimeler deriz. Yanma tepkimeleri egzotermiktir arkadaşlarım. Yani yanma tepkimelerde hep e, ne yaparız? Isıyı ürünler tarafında ifade ederiz. Fakat biliyorsunuz kimyada kesinlik soruları çok fazla sorulur arkadaşlarım. Bütün yanmalar egzotermik midir derse? Hayır diyeceğiz çünkü azotun yanması endotermiktir. N2'nin yanması endotermiktir arkadaşlarım. Havadaki azot gazının yanması endotermik bir olaydır. Burada da görüldüğü üzere ısıyı nerede ifade ettik? Girenlerde ifade ettik. Yanma tepkimeleri aynı zamanda redoks tepkimesidir arkadaşlarım. Redoks tepkimeleri elektron alışverişinin olduğu tepkimelerdir. Bakınız karbon oksijenle karbondioksit oluşturdu. Element serbest halde ise değerliğimiz sıfırdır. Element serbest halde değerlik sıfır. Oksijenin değerliği eksi 2. O zaman buradaki değerliğimiz karbon artı 4'tür. Bakınız karbon sıfırdan karbon artı 4'e ne yaptı? Yükselt geldi. Karbon sıfırdan karbon artı 4'e yükseltgendi. Dolayısıyla 4 tane elektron vermiş oldu. Bakınız artı 4 dört, 4 dört, sıfıra eşitledik biz bunu. Oksijen sıfırdan oksijen eksi 2'ye ne yaptı? indirgendi. Burası eksi 4. 2 i̇ki kere 2 iki, 4. O zaman bu tarafa da 4 elektron yazıyorum. Dolayısıyla bakınız karbon sıfırdan artı 4'e yükseltgendi. Sıfırdan eksi 2'ye ne yaptı? İndirgendi. Bir tepkime de yükseltgenen varsa yükseltgenen indirgen özellik gösterir. İndirgenen de yükseltgen özellik gösterir. Çünkü bir şey yükseltgeniyorsa mutlaka karşısındaki ne yapacak arkadaşlarım? İndirgenecek. Bu yüzden yükseltgenen indirgen, indirgenen yükseltgen özellik gösterir. Aynı zamanda size e, kim yanar, kim yanmaz bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü karışım problemlerinde, kimyasal hesaplamalarda bu bilgileri kullanmamız gerekebilecek. İşte Ya da şöyle söylüyor mesela aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü olarak kullanılır diyor. E, bakınız karbondioksit, kükürt trioksit, diazot pentaoksit, diklor heptaoksit bunlar e, yanmaz. Özellikle ametal ametal kovalent bağlı bileşik kovalent bağlı bileşiklerin adlandırmalarını hatırlatmak istedim size. Çünkü biliyorsunuz kovalent bağlı bileşikler adlandırılırken mutlaka latince sayıları kullanıyoruz arkadaşlarım. Ve soy gazlar. E, soy gazlarda biliyorsunuz 8A grubu elementleri bunlar da yanmıyor. Peki karbondioksit neden yanmaz? Buradaki oksijenin değerliği eksi 2 burası artı 4. Bu eksi 2 burası artı 6. Bu eksi 2 azot artı 5. Bu eksi 2 eksi 14 oldu. O zaman burası artı 14 olsun artı 7. Bakınız karbon 4A grubu elementidir. Kükürt 6A grubu elementidir. Azot 5A grubu elementidir. Klor 7A grubu elementidir. Ve 4A'nın aldığı maksimum değerlik artı 4. 6A'nın artı 6. 5A'nın artı 5, 7A'nın da aldığı maksimum değerlik artı 7'dir. Eğer siz karbondioksiti oksijenle yakmaya kalkıp CO3 oluşur derseniz buradaki karbona artı 6 değerlik aldırmış olursunuz ki böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Çünkü karbonun aldığı maksimum değerlik artı 4'tür. Dolayısıyla böyle bir reaksiyon olmaz. So3'ü yakıp 1 bölü 2 O2 desek SO4 oluştu desek buradaki oksijen eksi 2 S'nin artı 8 alması gerekiyor ki böyle bir şey söz konusu değil çünkü kükürtün aldığı maksimum değerlik maksimum yükseltgenme basamağımız artı 6 burada artı 8 oluyor yani böyle bir tepkime gerçekleşmez özetle element aldığı maksimum değerliğe sahipse yanmaz arkadaşlarım Müzik <laughs>